Almaları çok büyük bir sıkıntı yaratır onların lig içerisindeki durumları açısından. Daha oynayacakları bir sürü maç var. Çok daha iyi takımlar var biliyorsun. Hani NQC kötü bir takım demiyorum ama NQC'nin üzerinde de şu an olan takımlar var. Yani hani Sons of Snakes'ler, Royal Bandits'ler, Ant'lar şu an bence NQC'den bir tık daha iyi durumdalar performans açısından. Onlarla da karşılaşmaya başlayacak zaten ICE. Ondan sonra işler iyice sıkıntıya girebilir gibi. Tabii GP Ersin kendisini çok fazla geliştiremediğini görüyoruz. İlk iki maç itibariyle tabii bunları söylüyoruz. Henüz önlerinde oynayacak maçlar var ama diğer takımlar üzerlerine bir şey koyarak buraya geldiler. Evet. GP Ice o açığı pek de dolduramamış açıkçası. Bakalım Mirage haritasında GP Ice CT başlamının avantajını kendi açılarından değerlendirebilecekler mi? Aslında çok da bir avantaj diyemeyiz. Evet. Eski NQC tabirle için terör daha iyi bence. ezbere konuştuk belki ama Rufyan Andrex açılışı çok hızlı yaptı. NQC takımı hızlı bir şekilde A'ya girdiler. 3 oyuncu 5 oyuncuya karşı retake'te başarılı olabilecek mi? Rufyan bir oyuncu daha düşürdü. 2 oyuncu da CT'den gelecek. Yerlerini biliyorlar. Üzerine koşuyorlar. Oyuncu kaybetmeden NQC takımı net bir şekilde ilk roundu kazandı. Yani round içerisinde bir şeyler ekleyeyim mi diye bekledim sen sunarken ama Evet. o Hiçbir kadar şey net olmadı. oldu ki. Yani hani mid tarafına çıktılar, Molotov'la Window'u yakıp sonra smoke'ladı oraya Andrex. Sonra devam ettiler, Connector'dan girdiler. Ondan sonra da A'daki oyuncular çıkınca timing'le beraber. Hani Ice daha nereden geliyorlar, backup geleyim mi derken 3 oyuncusunu birden kaybetti. Sonra da zaten işler sıkıntıya girmişti artık onlar 3 için. kill Andrex'ten, 2 kill de Rufyan'dan geldi. Andrex keşke nerede bıraktıysa oradan devam ediyor. Aa, rampada bu arada bir agresif oyun var. Infoyu aldı. Daha da açılacaklar mı o Orada noktada? Gökler bekliyor onları. Bakalım Evet. timing yapabilecek mi? Çünkü şu an Palas'ta. Palas'tan geriye doğru geliyor. Şöyle baktı ama timing oldu galiba. Evet kaçırdı. Şimdi tekrar dönecektir terör base'ine. Şimdi yakalayabilir. Rampa yok ama midden de şu anda info almadı. Orada meydan de birisi açılıyor Göker. İlk önce bisküti yakaladı ardından diğer oyuncu ses yapınca Göker onu da fark ediyor düşürdü. Fast motion için işler hiç iyi gitmiyor şu ana kadar. 3'e 5 yine 2 oyuncusunu kaybetti. GPS midden konektörden şu anda gördüğümüz üzere giriyorlar yine havada. Çok iyi yakaladı Prov'u. Ancak trade hızlı geliyor. Warden Rufyan'ın sadece 3 canını bıraktı. Yerini biliyorlar Warden'ın. Üzerine doğru koşuyorlar. Warden bir headshot daha gönderdi. Ancak killer gelmedi Warden'dan. Bu da Inko'nu 1'e 4 pozisyonda bırakıyor. Rus'u düşürdü. Ancak onun da çok fazla şansı yok. No quarter kaçar. Bu sefer 2 oyuncu kaybetti ama onlar için pek sorun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi full ekoyken muhtemelen 3-0 ulaşacaktır. Tek sıkıntı Keresh'i kurtaramadılar. Keresh'in bir tanesi yerde kaldı. Ama onun dışında dediğim gibi zaten şu an maç tek taraflı geçmeye devam ediyor gibi. Ice takımı full eco'ya gidecek. Tabi az önce fosladıkları için AWP de gelmeyecek bir sonraki silah roundunda. Bence bu da büyük bir eksiklik olacak Ice takımı. Belki onu deneyebilirlerdi. Göker. GPS açısından bu arada iyi başlamak bence çok önemliydi. Evet yani bir seriyle bir 4-0 5-0 başlasalar bence maçı kapatabilirlerdi. Ama şu an için yine işler ilk kata çok da farklı değil. Oo. Yandan güzel bir spray kontrol. Çok şıktı. İkinci mermi. İkinci açıkçası güzeldi gerçekten. Artık YT tek başına. O da B apartmanda. No Carter Carter B'ye girerken bir oyuncu kaybetmişti. Bakalım YT daha da fazla hasar verebilecek mi? Çok mümkün durmuyor. Bakalım. Evet, hayır. Göker izin vermiyor ve 3-0 ilk silah rounduna geçeceğiz. Muhtemelen çok fazla nade olmayacak. AWP olmayacak. Evet. Kit de olmayabilir. GPS cache haritasına nasıl başladıysa Mirage haritasına da öyle başladı diyebiliriz. Fragler de yine çok fazla yeterli görünmüyor. Incom ve sadece YT frag yapabilen oyuncular. Şimdi NQC'yi bakalım nasıl bir oyun oynayacak. Çünkü iki tane Galil bir tane Mekten var ellerinde. Önceki roundlardan kalma. Ona uygun bir B taktiği gelebilir. Dediğim gibi zaten şu an adam direkt B'ye gitmeye başladılar. Direkt B 5 oyuncu birden bir kontak yapacak gibi. Underpass'te bir oyuncu mu var yoksa iki short mu? Şu an tam onu sezemiyorum ama. Sanırım ikisi de short da olabilir. Evet, ikisi de short demiş galiba. Şimdi B execute geliyor. Warden ilk kill bulmasına rağmen Göker'den trade geldi. Aynı şekilde Incom ve Rus birer frag'le beraber de tekrar saat kontrolü. NQ'sun elinde plant gelecek. 3'e 3 retake deneyecek Ice takımı. Şimdi iki oyuncu market tarafına ilerliyor. Apartmandan bisküt geldi. İki oyuncu önündeydi. İkisini de düşürdü bisküt. Son oyuncunun smoke içerisinde olduğunu farkındalar. GP Ice ilk silah rounduna aslında round alamadan girmişti ama bu roundu kazanmaları çok önemliydi. İki de oyuncu kaybettiler. Daha da fazla hasar almamaları daha önemli aslında bu noktada.
Tabi orada en üstteki o site'e girip bombayı kurduktan sonra 3 oyuncunun hala site'te kalıp herhangi bir yeri kontrol etmeden hani tamamıyla market tarafına odaklanması da çok büyük bir hataydı. Bu da Biscuit için güzel bir timingle beraber 2 free kill anlamına geldi. Sonra da zaten round kapandı. Şimdi tabi silahları var NQC'nin yine. Önceki roundlardan iyi bir ekonomiye geldikleri için. Bakalım bu sefer nasıl oynayacaklar. Her iki takımda da AWP yok. Mid kontrolünü çok seven bir takım NQC. Geçtiğimiz hafta bunu görmüştük. Silah sesleri geliyor ama çok fazla hasar alan oyuncu yok mid tarafından. Mid kontrolünü aldılar top mid tarafındaki kutulardan. Şimdi Windows smoke'ları, connector'a gelen güzel bir smoke. İyice bize doğru yaklaşacaklar. Şimdi Rufian da Molotov Thunder pass attı. Güzel bir tahmin, orada Biscuit var. Biscuit yanarak kaçtı ama onu duymadılar büyük ihtimalle. Yine de connector'dan girmek için güzel bir hamle. Biscuit'in orada dikkatli olması lazım. Test motion ilk oyuncuyu gördü. Yeten'in yardımı çok yerinde. Kimseyi kaybetmemiş oldular A'da. Sadece Andrex iki tane kill çıkartıyor bu arada. 1'e 3 kaldı. Arkadaşlarından yardım gelmeyince Andrex. Yeri belli. Yine de temkinli oynuyor. GPS takımı Andrex. Bakalım bir sürpriz çıkartabilecek mi? Ace Clutch atması lazım Andrex'in. Şu anda Triple Box'ta C4. Orada Biscuit'i düşürdü. C4 stairs'te Andrex. Yeri belli. İki oyuncu üzerine bu sefer agresif koştu. Incon 3 yapıyor GPS. Aslında 3 oyuncu kaybettiler. Daha da az kayıpla kapatabilirlerdi. Evet. NQC takımı biraz hani trade'leri almakta zorlanıyor bu harita itibariyle şimdilik gördüğümüz. İlk harita bunu çok daha iyi yapıyorlardı. Belki de Ice takımı da o hani skorun artık geriye düşmene verdiği rahatlıkta biraz daha agresifler ve cesur oynuyorlar. O da onların iyi frag'ler çıkarmalarına sebep oluyor. 2 CZ var. 3 AK. Daha smoke görürüz artık. Biscuit'te de AWP var. İlk defa AWP'yi de alabilirler. A smoke için pozisyonlar alındı. Smoke'lar çekildi. Bu arada Rufian timing yapacak. Bu arada trade Rus'tan geliyor. Smoke içerisinden çıktı Biscuit AWP ile. Çok iyi bir hamle olduğunu söyleyemeyiz. Yeten'in pozisyonu hala bilinmiyor. Yeten önündeki oyuncuyu da görecek mi? Gördü. C4 kuruldu. Üçüncü kill'le koşuyor Yete. Tek başına yok etti A'da NQC oyuncularını ama hala bir engel daha var. Rus şimdi Yete'yi düşürdü. Sadece 8 canı var. Incon'a karşı bu roundu kazanabilecek mi Rus? Incon'un üzerine doğru koşacağını düşünüyor ama yalnız. Incon C4 F2 verdi. Rus koşarak geliyor. Flashbang'in attı. Etkilenmeyecek Incon. Çözmediğini düşünüyor Rus ve bu konuda haklı. Incon tekrar fake veriyor. Zaman gitgide tükeniyor Incon için. Şimdi öldürdü Rus'u. Rus belki de hiç piklemeseydi evet, bu roundu kazanabilirdi. Ancak Incon birebir clutch'ta bu sefer başarılı olan isim, ancak YT'ye dikkat çekmek, bir parantez açmak lazım bu roundda. Evet, rampadan çok soğukkanlı ve iyi bir oyun. Arkadaşlar düşmesine izin vermek zorunda kaldı ama sonrasında 3 kill ile beraber roundu kazandırırken sonra da kılıcı aldı. Oldukça iyi bir bireysel performans diyelim. NQC takımında biraz dikkatsiz olduğunu söylemek lazım. Yani rampaya kimsenin bakmaması smoke var diye. YT o kadar akıllı oynadı ki ama. Evet, çok çok iyi tabi. Onun becerisi çok daha fazla, dikkatsizlikten öte diyelim. Mekten var Göker'in elinde. Bir Force var galiba yine ve B'ye girecekler. C4'ü kurdular biliyorsun. Evet evet. Oradan biraz paraları kalmış olması gerekiyor. 3 tane smoke var. Smoke'lar atıldı. Lost Boss da çok olacak. Bu round'u verseler dahi. Gidiyorlar yavaş yavaş Rus. Burada Kör yakalandı, orada Incon. Short tarafında bir oyuncu var. Göker onun üzerine koşacak Mekten ile. Yakın mesafede silahın avantajını iyi değerlendirdi. 2 oyuncuyu da düşürdüler B'de ve bu round'u kazanmaya çok yakınlar. 3 oyuncunun da çok yakın mesafede olmadığını göz önünde bulundurursak. İkisi birden short'tan gelecek dediğim anda Rufian markete tek gönderdi. Son kalan iki isim short'tan geliyor. Şimdi YT bir aldı ama Rus trade'ledi. Biraz agresif bir hareket Göker'den. Ama Fast Motion'u sadece 6 canla bıraktı. Fast Motion kaçıyor. 3 tane yerden M4 aldı. Bu çok fazla göremiyoruz tabii terör tarafında oyuncuların. Ama yerden silahları aldıkları için ihtiyaçları vardı. Ve böylece NQC bir seriye dur demiş olacak. 4. round'dan olacak. Tekrar evet, öne geçecek. Çok basit aslında. B kontak. Çok da fazla kafa karıştırmadan pistolleri rahatlıkla kullanabileceğiniz bir taktik. Açıkçası GPS'in kaybetmemesi gereken roundlardan bir tanesi de hatırlıyorsun. Genelde A'ya doğru bir hücum organizasyonu vardı NQC'de. Bu sefer pistollerle B'yi tercih ettiler. Evet. B'de ilk önce Warden'ı kör bir şekilde yakaladılar. Short'taki oyuncunun orada hiçbir kill çıkartamaması aslında GPS'in bu round'u kaybetmesine neden oldu. Tek silah Fast Motion'da bir önceki round'dan
4 oyuncu pistol aldılar onların yanına. Armor'ları yok. Aim parçaları yine çok büyük sıkıntı yaratacaktır onlara. NQ'su da oyunu yavaşlatıyor tabii akıllı olarak. Bunu Cache'de de bayağı güzel yapmışlardı. Şimdi tekrar maçın kontrolünü almak için belki de oyunu biraz yavaşlatıp Ice'ın hata yapmasını bekleyecekler. İki oyuncu da rampada güzel bir cross setup. Tahmin edilemez değil. Çok fazla uygulandığı için son zamanlarda. Şu an çok sakin. Sakin NQC. İlk hamleyi GP Ice'den bekliyor. Tabi GP Ice oyuncuları çok tedirgin olacaktır zaman geçtikçe. Çünkü mid'den hiçbir haberi yok. Hiçbir infosu yok GP Ice'ın. Evet. Şimdi NQC mid'e top mid'e iki oyuncuyla beraber açılıyor. Bir tane de underpass'ten bir oyuncu gelecek. Top mid kontrolü artık. NQC'de alt tarafına smoke'lar geliyor. Oradan short geçme ihtimalleri olabilir mi diye düşüneceğim ama. Sanırım A girecekler bir oyuncu. Rampada bir oyuncu palasta. Evet, connector'a sızacaklar. Incom bu arada B'den info oluyor ve B'nin boş olduğunu söylüyor. Evet. Ama geç kalabilir. Şimdi A'ya doğru girmeye çalışacaklar. Rampa bölgesinde iki oyuncuyu da Rufyan. Wow, wow, wow. Bu spray çok can yakar. İlerleyen günlerde bunlardan bolca göreceğiz. 3'e 4. Ticket'ta bir oyuncu var. Konektörde Rufyan bir kill daha çıkardı. Tek başına artık Warden. Rus onun pozisyonunu tespit etti. 5-3. Tekrar bir silah rounduna geçeceğiz. GPS'ın çok fazla parası yok. Evet, M4'ler geldi ama dediğin gibi kit yok. Bir tane FAMAS görüyoruz. Hepsi light armor. Hı hı. Zor bir round olacak yine savunmak için. En kötüsü değilse işler biraz daha yoluna girdi. 3 tane M4 devam ediyor onlarda. Önceki roundlardan kalma. Bakalım bu taktik nasıl olacak bu sefer. Top mid kontrolü yine yok. Ama underpass'ten sanırım biri pushladı. Belki oradan info almaya çalışacaklardır. Burada rampaya bir oyuncu soktular. Onu da bekleyen var yalnız. Göker bekliyor. Hı hı. Eğer iyi bir timingde yakalarsa. Tabi rampa oyunu çok önemli. Çok büyük bir yani farklı bir tutuş şekli diyelim savunma açısından. Ama düşerseniz de A-side bir anda gidiveriyor. Riskli bir hareket. Bunu daha çok SK'da görür satırlarsan. Yakından savunma yapmayı seviyorlar. Hatta evet, AWP'li yapıyorlar. Bölgeyi gördü Yete. 60 canı kaldı. Fazla da zorlamak istemedi Fast Motion oradayken tabii ki şansını. Palas'tan da bir oyuncu yaklaşıyor. Mid kontrolünü almak üzere bu arada NQC takımı yine. Yine smoke'lar. Bu arada Andrex'de Göker. Göker rampayı vurmuştu. Andrex'de Palas'ı vurunca. Bisküt kimseyi yakalayamayacak dediğim anda Prova biraz hasar verdi. Ancak Prova oradan kaçmayı başarıyor. Oradan bir kill çıkardı. Trade Andrex'ten geliyor. Ticket'ta Incon çok az canı kaldı Andrex'i vurduktan sonra. Şimdi Bisküt, Breach. Neler yapabilir? Stik önce Steris üzerindeki oyuncu düşecek mi dedim. Spray'inde çok zorlandı Bisküt. Hatta belki Rus'un zıplaması spray'e biraz yardımcı olmuş olabilir orada. Evet. Son kill de Göker'den geldi. Yine özellikle Andrex'le beraber Göker'in çok ön plana çıktığı bir round görüyoruz. Andrex evden çıkıp iki oyuncu vururken üçüncü de orada asistlemiş oldu. Tamamlanan isim Göker'di. Ve bu kritik silah roundunda alan NQC yine terör tarafındaki iyi oyununu devam ettiriyor. Rakip bu sefer Eko'yu düşürmüş olacak. Ve 7-3'e doğru yavaş yavaş gidiyoruz. İki kill geldi yine round başında NQC'den. Fast Motion bu arada rampadan çıkarken Gökör'ü yakalıyor. Short'a doğru ilerleyecekler. Yakında bir oyuncu var. Borden. İki oyuncu düşürebilir orada. Smoke içerisinde kaçtı bir tanesi. Short'tan gelirken Pro onu düşürüyor. 8 canı kaldı sadece. Borden pozisyon biraz daha şansına gelişseydi birkaç kill çıkartabilirdi sanki oradan. Ve bombayla beraber de Prov garanti olsun diye bir apartmana geri döndü. Hani short'tan geçerken bir kazak kutusu olmasın. Rufyan iki tane yine hızlı reaksiyonla verilen headshotlar. 7-3 Ice'ın sadece aslında skor olarak değil bence maçın içerisinde kalmak için önemli roundlarından bir tanesi bu. Eğer bunu da verirse NQC'nin buradan 9'ları, 10'ları, 11'leri bulması demek aslında biraz da cache haritasına benzeyen bir rol durumu olabilir. Bisküt bu arada armor alamadı, armor almadı, AWP'yi tercih etti direkt. Evet, bir Glass Cannon riskli tabii. Agresif bu arada. Bisküt'ten yardım var Incon'dan. Bisküt şutunu kaçırdı. Kaçabilecek mi? Bir kill çıkartabiliyor sadece orada. Harika bir flashbang. 3 oyuncu da yakalabilir. Incon ikisini düşürdü. Pistolünü çekti. 12 canı var. Rus
Çok zorlandı Incon'u yakalamakta. 2'ye 4. Şimdi Incon o kadar güzel oynadı ki short'ta bu round'u bir şekilde kapatabilir artık GPIs. Rus'u düşürdüler. Son oyuncunu da zannediyorum yerini biliyorlar. Evet, bireysel bir performans orada Incon'dan. Çok iyi bir timingle beraber short'taki herkesi kör etti. Bence çoğu oyuncu da zaten vurabiliyordu ama orada ufak birkaç mermi gelmedi. Yine de önemli bir reaksiyon diyelim Ice takımından. Maçta kalmaya devam ediyorlar bence bu skorla. Çok önemli bir round'u GPIs açısından. Yine bir seri yakalayabilirdi NQC takımı. Bu sefer buna çok da izin vermedi GPIs. Böyle güzel bir Nate Molotov'la birlikte Prov'un çok fazla canını götürdü. Sadece bir canı kaldı Prov'un. Evet, enteresan. Prov. Ama görebilir smoke içerisinden. YT mi Prov mu? Smoke dağılırken bakalım önce hangisi görecek? YT de biraz fazla şansını zorluyor. Bu arada submit'te Incon açıldı. Bu agresiflik onlara pahalıya mal olabilir. Evet, Prov buldular ama mid kontrolü tamamen bitti. Ice Incon'un o hani zorlamasıyla beraber düştükten sonra zaten Underpass'te bir oyuncuları vardı. Tapmit'te de şimdi bir oyuncu var. Rufian duyuyor zaten Bisküvi'yi ve çok güzel bir headshot. Info almaya çalışırken pişman etti. Bu sefer de A'dan yakalayan Andrex. Fast Motion normalde çok rahat alabileceği killleri bugün zorlanarak çıkartıyor. Bir kill buldu. Basit hatalar Özgür. Evet, kesinlikle ve B kontrolü yok artık çünkü harita çok genişledi. Ice takım biraz daha savunma yapmakta zorlanacak. Karar vermekte zorlanacak. Rus şimdi kıçından çıkacak Warden'ı bekliyor. Çok güzel Prefire ile beraber açısını koymuştu zaten oraya. Son kan için Fast Motion'un A'da onun olduğunu biliyorlar. Andrex'i vurmuştu. O yüzden Rufian oraları kontrol edecek. Şu an sesi de almıştır diye tahmin ediyorum. Market tarafında Fast Motion 10'da Rufian buldu. Bu kez Rus'tan 2 kill, Rufian'dan 2 kill. Gerçekten NQC bunu çok güzel yapıyor. Yani Pro'yu bir kenara koyarsak bütün oyuncular çok iyi katkı veriyor. Yani Özgür, bu maçta bu kadar basit hataların yapılmaması lazım. Yani tablet'ten açılıyorsunuz, hiçbir flashbang yok, straight hiçbir destek yok. Yani iki kişi gidebilirsiniz, belki yani yapabilirsiniz bunu ama öyle bir zıplayarak info alıyor ki o kadar ışıkta bırakmamanız lazım kendinizi. Çok kolay killer veriyorlar. Biscuit, Nate de uçtu şimdi. Pistol Echo, Ice takımı birkaç oyuncu daha armor var ama çok fazla bir şey çıkaramayacaklar gibi görünüyor. Göker bu arada evden gelen YT'yi beklerken rahat bir frag olacak. Şunu görüyorum ben NQC takımında aslında iki yatadır. Yani rakibin ne zaman nasıl diyeyim, agresif oynayacağını iyi tahmin edip ona göre geride bekliyorlar. Ne zaman onların pasif oynayacağını bekleyip tahmin edip ona göre hızlı gidiyorlar. Ya bunu da çok iyi yapıyorlar. Yine burada da çok rahat iki frag'den sonra şimdi artık iyice site'ları boşaltıyorlar. B'ye bomba kurulacak. Window'da bir oyuncu, Palace tarafında, daha doğrusu rampa tarafında bir oyuncu var. Ve NQC de 9. round'u şimdiden aldı. Warden üstüne düşürdü. Yerden daha AK'yi alıyor tabii ki. Warden bir kill daha çıkardı o noktada ama çok fazla şansı yok. O da bunun farkında. Evet, biraz en azından onu kovalamasınlar diye alınan killer bunlar. Şimdi gelip tabii silahını düşürmek için Ice takımı biraz daha ikinci silah da bulabilir tabii. Hani bir exit'ten çıkarırlarsa hiç fena olmaz. Ama NQC izin vermeyecek. B apartman tarafında kaçıyor iki oyuncu. Rus'ta, Leather Room'da. Short'tan kaçacaklar. 9'u buluyoruz. Warden silahını kaçırdı ama ikincisi herhalde şimdi Fast Motion onu gördü. Alabilir belki. Evet, şansı var. Güzel. Fast Motion da bir AK aldı yerden. Bu sayede ekonomileri rahatlayacak. Gelen ikisinin ardından bolca nade çekebilirler. Evet, droplatabilecekler çünkü bazı oyuncuların paraları da yoktu. O yüzden çok daha iyi bir durum oldu. İki tane keleş. Artık ilk yarında son iki roundunda içerisindeyiz. NQC zaten önde kapatmayı garantilemişti. Şimdi farkı korumaya çalışacak ikinci yarı öncesinde. 9-4. Yine B taktiği göreceğiz gibi. B kontak. Pozisyonlar alındı. Nate'ler çekildi. Şimdi Nate'ler gidiyor. Bir side'de bir de short tarafında bir oyuncu var. Ice'da Incon kör. Herkes kör. Rufian kör. Fark etmedi bile ama ikinci pozisyonda Incon nasıl izin verdi bu pozisyona? Öldürmeden bıraktı Rufian'ı. İki oyuncu da düştü şimdi. Yani bir canı var Rufian'ın. İyi pozisyon aldı burada. Ama ancak silahının ucu görünüyor tabii. Evet. Biskit bu pozisyonda Rufian'ı düşürerek durumu eşitledi. Evet.
Rus'un biraz canı az. Hı. Tek avantajı o Aysin. Burada pencerede fast motion'u yakaladılar. YT oradan çıkıyor. Pro trade'i hızlı bir şekilde aldı şimdi. Bir de iki pozisyon Pro Vision vermiyor. Maçın içine giremeyen tek oyuncuydu zannediyorum Pro. O da çok kritik bir roundda çok iyi bir oyunla 3 kill ile beraber de hem scoreboard'a geldi hem de takımına bu roundu kazandırmış oldu. Artık ilk yarın son roundundayız. Ice takımından bir force göreceğiz. Bir squad, bir UMP var. 3 tane de pistol. EQC için yavaş yavaş 11. rounda doğru gidiyoruz. Ki çok iyi bir skor yine. Mirajlar kazandı. Bunlar özgüven tabii artık. Evet. Güzel bir net bu arada. Çeyirse doğru. Flashbang tekrar atıldı ancak yani incon şansını o kadar fazla zorladı ki o noktada. Ölüme kapısını açtı diyebilirim. Son kalan 3 isim. YT'de rampa tarafında düşürdüler. Şimdi Rufian zaten jungle tarafında geziyor. Andrex ile beraber de son killer geldi. 11-4 no quarter kartel takımı yine iyi bir ilk yarı çıkardı ki aslında ilk haritadan çok da fazla farklı bir şey yoktu. Sadece birkaç roundda özellikle Ice takımının daha iyi olduğunu gördük ilk haritaya oranla. Özellikle entry'leri buldular, daha sağlam oynadılar, clutch roundları kazandılar. Biraz daha ilerdi ama maçın geneline baktığımızda yine NQ'sinin kontrolünde gidiyor her şey. Evet yani CT'si çok iyi değil NQ'sinin. Geçtiğimiz hafta hatırlıyorum. Evet. GPIs'ın pistolü kazanıp bir seri yakalama şansı olursa eğer bir geri dönüş olabilir. Ancak yine de yeterli gözükmedi bu oyun benim için. Kesinlikle. Ama ilk round çok önemli olacak ve Ice takımı şu an fakeliyor. YT tek başına bir koylar attı, flash attı. Usa'da bir headshot gönderince işleri karıştırdı ama tek oyuncu. Ve short'tan giriyor hepsi. Ama bu fake yemedi. Orada bir kill çıkarması lazım bench'teki oyuncunun. Yani çok fazla hasar veremedi. Bisküvit Rufian'ı düşürdü. Bench'teki oyuncunun yerini biliyorlar. Market tarafından yardım geliyor. Hepsini düşürdü GPIs. Fake yemedi belki. No Carter Cartel. Ama killleri alamayınca bu round'u vermiş oldular GPIs. İkinci yarıya yani, pistolü kazanarak başladı. Çoğu takım burada fake'i yemekle yememek arasında yarı yolda yakalanır. Ama yani side'de iki oyuncu vardı NQC'di ama kesinlikle elinleri koydukları yerden killleri alamadılar. USB avantajı evet. Olmadığına rağmen. Ki fight'lar orada kısa da sürmedi yani yeterli vakitleri vardı. Ya ilk şarjı falan boşaltmışlardır evet. Herhalde. Snowdrop'un ardından geri çekilecek. Tabii daha önce Cache'de de ikinci yarıya pistol kazanarak başlamıştı GPS. Peşinden gelen round'u kaybetmişlerdi. Bakalım aynı hatayı yapacaklar mı? Daha dikkatli oynayabilecekler mi yoksa? Andrex info almaya çalışıyor. C4'ü görürse hemen backup çağırabilir. Çok uzak değil çünkü arkadaşlar oradan. A'yı biraz daha yalnız bıraktı NQC. İyi tahmin ediyor şu an ama. Evet, Nate geldi. Andrex. Yine killer gelmiyor. Birer kill. GPS. B'ye doğru giriyor. Market tarafında bir oyuncu daha düşürdü. Warden. Son kalan isim. Göker. Bir kill çıkarsa da bu round içerisinde yeterli olmuyor. 11-6 GPS. Yavaş yavaş hem farkı kapatıyor hem de rüzgarı arkasına alıyor. Evet çok daha rahat görünüyorlar. Çok daha hani koşarak agresif oynama tercih ediyorlar. Bu biraz daha onların. Belki de bu maçtan alacakları çözüm demek yani. Hani belki de böyle oynamaları gerekiyordur. Hani kendi oyunlarının dışına çıkmaları gerekecek. Aksi takdirde NQC'nin hala avantajı var. Şimdi mid tarafında hemen bir top mid kontrolü alma çabası. Ice bunu rahatça yaptı. NQC de B stack yapıyor. İyi bir tahmin olabilir. Evet short ve B split gelebilir. Ama tabii USB roundda bu ne kadar başarılı olur. Bu da işin bilinmez noktası diyelim. Şimdi A'dan hiçbir infoları yok Ice takımının ve direkt B'ye girmeyi tercih ettiler. Bu biraz büyük risk. Oyuncu kaybedebilirler. Sıkıntı olabilir ama kolay olmayacak bu seferlerle. İki tane kill çıktı bile. 3'e 3. Warden'ın canı az. Tehlike devam ediyor. Of. Warden'ı özür diliyorum. Fast motion'u yakaladılar. Şimdi Andrex Warden'ı düşürdü. Tek başına yeti elinde McTen var. Silah avantajı NQC'ye geçti. Arkalayacaklar. Güzel bir smoke. Marketi iyi kapattı. O smoke çok kritikti. YT o smoke'tan çıkmaya çalıştı. Çıktı. Görmedi galiba. Oyuncu görmedi. YT ilkini çıkartıyor. Bir oyuncunun white'de olduğunu tahmin edebilecek mi Rus? Buradan çok fazla hasar almadı. YT yerini belli etti. Zıplayarak bir mermi gönderiyor. YT çok kritik bir round'da takımını maça geri döndürebilecek mi? İkinci kill çıkardı. Bir edge clutch pozisyonu şimdi bire bire geldi. Pro'nun yerini tahmin edemese de hiç hala süresi yok. Var.
Tamamen timing. Eğer prov arkası dönükken yakalarsa vurabilir. YT de A'ya gidebilir tabii. Zamanı var Evet. A'ya gitmek için. Harika bir karar olacak YT için. Prov bekleye dursun. YT C4'ü aldı. A'ya doğru yola koyuldu çoktan. 11-6 YT takım arkadaşlarının yaptığı hatayı bir şekilde telafi etmeye Orada çok en yakın. azından bence market geçişine bakması gerekiyordu Prov'un. Yani ince bir açıyla kaçma ihtimaline karşı çünkü. Çok safe durunca. Şu an birebir evet yerden bir silah alacak mı diye bakıyorum. Bir şey de bulamadı galiba. En azından bir UMP alabilirdi diye tahmin ediyorum. Zaman kaybetmek istemedi herhalde. Çok ezber bir yerde YT ama silah avantajı çok büyük tabi. Çok zor prov için. Zaten sesi duymaya başladı şimdi YT. Bakacak. Şat gelir mi? Attı. 24 canı kaldı. Attı. Ama yani 3'e 1'i NQ'sun daha iyi oynaması lazım. Bu bir gerçek. Özellikle ikinci oyuncunun piklemesine hiç gerek yoktu orada araba kısmında. Çünkü ona gelen oyuncu olsaydı Prov çapa ateşten onu vurabilirdi. Ama çıkıp kombata girince YT onu da indirdi. Sonra da birebir kolay oldu. Ice için önemli bir round bu. NQC için çok zor demiştik biz USP ile bu round'u kazanması. 1'e 3'e kadar getirdiler. Ancak zor olanı yapıp kolay olanda takıldı NQC. YT'nin de performansını tebrik etmek lazım. Andrex fark etti Bişkit'i. Ama bu nasıl bir hareket yani tek başına B'ye gidip hani timing yapmaya çalışmak. Ya iyi de sızmış aslında ama Andrex orada ses mi duydu da o noktaya bir baktı anlamadım. Kesin Olabilir. flash falan gelmiş olabilir belki onunla ilgili de bir tedirginlik yaşamış olabilir. Böylece entry'yi NQ'su çok kolay buldu ve diğer oyunculara A'ya yakın. A smoke için aslında şu an için iki tane smoke'ları var. Yani çok yeterli sayılmaz A smoke taktiğinde. Birçok nade'i var ama YT bu arada short'taki Rukia'nı bulunca bir de 3'e çok yakındı. Onun yerine Göker aldı 3. kill'i. Şimdi fast motion. neler oluyor? Göker'i düşürdü. YT'ye asist yaptı Göker. Takım arkadaşını düşürerek. Andrex şimdi 1'e 3 kulaş deneyecek. Ancak karşısında pistoller yok. İnkon'u düşürdü. 58 canı var. Nereyi tercih edecek? Tika'da doğru gidiyor. Kiti yok. O yüzden çok fazla zamanına ihtiyacı yok gibi. Evet, Warden'ı da güzel buldu. Şimdi birebir Fast Motion pozisyon değiştiriyor. Yakınlaştırdı pozisyonunu. İyi bir hareket. Buldu. Çünkü genelde birebir de ne beklersiniz? Oyuncunun olabileceği en uzak noktaya gidip hani gir çıkla oynamaya çalışmasına. Burada Fast Motion'da bence çok akıllı bir hareketti. Ve kazandırdı ki aslında dediğin gibi ilk hafta da görmüştük. Mesh haritasında NQ'sunun City tarafının bazı sıkıntıları vardı. Ice takımı şu an onu iyi kullanıyor. Maçta dengeye getirmek için bayağı bir avantaja sahip artık. Tabii bireysel kırılma noktaları da var. Yani 1'e 3 kaybettikleri round, Göker'in aldığı team kill. Bir HG gelecek. 3 kişi, 2 kişi aynı anda piklemek istediler ama HG buna izin vermedi. Büskit hem bir oyuncu düşürdü hem de Pro'nun canını azalttı. Küçük bir Ice için ben sevindim açıkçası ikinci yarının bu başlangıcına. Evet. Yani kararlı görünüyorlar çok daha. Çok daha agresifler. Özgüvenleri Vurabiliyorlar. aynen öyle. Özgüvenleri yüksek. Bir Yandı. yandan iyi bir timing. Bisküvi buldu. Silahını da alacak onun. Ve yine aslında round başı kolay bir kill. Göker şimdi konektörde. Flashbang gerçekten çok güzel. Minkon'un yakalamasını sağladı. Yerden iki tane de AK alıyorlar. Andrex'te armor da var. Oho, çok güzel bir vuruş Göker'den. 2'ye 3. GPS yine bu roundu tehlikeye soktu. Anteko'ya karşı oynarken Rufyan smoke içerisinden geliyor. Aman aman Smotion'u aman yakaladı aman aman. Rufyan. Şimdi tek başına YT yine. Bu sefer 1'e 3 çok daha zor. Arkadan Andrex geldi. YT'nin bu sefer kill almasına bile izin vermeden bu roundu kapatıyorlar. GPS açısından sevindiğimizi belirtirken GPS hata yaptı yine. Yani Yok çok Arthur Kartel'de 12-8 yaptı. İkinci yani yarıdaki ilk roundunu kazanıyorlar. kritik roundda kritik hatalar. Short tarafa tek bir oyuncu düştü. Sonra Göker tek başına midde kaldı. Onu flash'ta yakaladılar. Ve dediğin gibi iki tane bedava keleş. İnler de iyi olunca bunu sonuca çıkarmak çok da zor olmuyor. Rolf, AWP ile geçen oyuncuyu fark edemedi ilk aşamada. Biraz hasar aldı ama geri çekilebiliyor. Güzel bir nade. YT'nin 60 canı kaldı. Ve gördü galiba Rufyan ama pozisyon değiştiriyor. YT bu arada mid kontrolünü almak üzere. Ice takımı yani tabi silahlar çok iyi olmadığı için biraz zor olacak. Boost mu gelecek yoksa konektörü mü tercih edecek YT? YT konektöre giriyor yavaş yavaş. Incon şimdi geldi. YT'nin alamadığı ikili trade'le almış oldu. Rufyan short'tan iyi yaklaşıyor. İkinci oyuncunun da yerini biliyor konektörde. Tek başına Warden. Mid'deki oyunu istediği gibi olmadı GPS'ın.
geçtiğimiz roundu kaybettikten sonra biraz şevki de kırılmış olabilir tabii. Tabii, tabii. Kesinlikle. Yani tam döndürüyorduk dediğin noktada hani bir eco round diyelim. Biraz sıkıntı. Evet, Andrex de Warden'ı yakalayınca yine önemli bir round. Bu sefer NQS takımına gidiyor. Ice takımı çekti şu an Incon ama yani iki oyuncu da yok. Hatta üç oyuncu da yok. Hani Keleş yok daha doğrusu. Şimdi bir tanesine attılar, en azından öyle bir şey yapacaklar ama Fast Motion'da Light Armor aldı. Ha biliyorsun M4'lere karşı hani haritanın bir ucundan bir ucuna tek mermi demek Light Armor. Biraz sıkıntı yine. Tabi zaman zaman deniyor oyuncular bunu. Özellikle Voxic çok yapıyor Light Armor AK'yi. Fast Motion'da bu ekonomide... Aman. İki nade de galiba 4 kaldı. Biscuit bu arada probe bulmuş. Yani çok dağınık şu an Ice takım ama iş yapıyor. Jungle'a girdi. Kon. Bir de smoke içerisinden çıktı. Gökleri buldu. Smoke içerisinde YT sızmıştı Rufyan. Onu fark etti top mid tarafında. 13-8. Maçı koparmaya çok yakındı Noku Arthur Kartel. Ancak GPIs sanıyorum bir gün daha yaşayacak. İki oyuncu silahını korumayı tercih edecektir. Yani bu kez de çok kötü oynayan silah roundunu bir kartel takımı gördük. Hani kimin nereye baktığı, ne yaptığı belli değil. Hani tek başına bir oyuncunun jungle'a kadar girip CZ'le bir oyuncuyu vurması çok büyük bir hata. Ne olursa olsun. Çünkü oraya bakabilecek 3 tane oyuncunuz var. Short oyuncusu var, window var, collector oyuncusu var. Hiçbirinin bakmayıp oyuncuyu kaçırması büyük bir hata oldu. Bu da roundu kazandıran hareketti. GPIs hayatta kalmaya devam ediyor. Sanırım kartelin parası yok diye tahmin ediyorum ama round bir bakmak lazım. Incon bu arada Rus'u düşürdü. Rus'un sadece 3 canı vardı. Andrex de düşmek üzere Incon. Çok iyi. İki oyuncuyu da düşürünce... Evet. Ekonomik reset hatta. Evet. İki oyuncuda 1.5K var. Ama 8K'lı ve 6K'lı oyuncu var. Attı galiba direkt silahlarını zaten onlar ama yine çok sağlıklı bir Vyrant göremeyeceğiz. Yani iki tane pistol, tek kit. Bence bir pas geçebilirdi bunu kartel takımı. 13-9'da bunu denemek biraz risk almak anlamına çünkü geliyor. Çünkü bunu da verirsen neredeyse maçın skora gelmişsin demek. Denk gelmiş demek. Hani ekolarla beraber. Daha çekişmeli bir maç izliyoruz ilk haritaya göre. Bakalım. 4 oyuncu da A tarafına çok yakın. 3 oyuncu rampada. Aa, smoke görebiliriz şimdi. Bir ama smoke da atmıyorlar galiba. Evet, atma çıkacaklar. Smoke atma pozisyonu almadılar henüz. Birden çıkabilirler. O noktada savunmada nasıl iş yapacak? Burada Palace'daki oyuncuyu gördüler şimdi Göker. Warden'ı yakaladı. Sadece doğru girerken Pro'dan bir kill. Büyük hatalar açtı. GPIs avantajlı başladığı roundu. Verdiği 3 kill'le çok zora soktu şimdi. Yani bir kere beklenmeyen bir şey yaptınız, smoke atmadınız, direkt çıktınız rampa ama ikinci kez tüm smoke'larınız varken bunları kullanmadan yine walk'la çıkmaya çalışmak rampadan çok büyük bir hata. Şu ilginç, Warden çıkıyor ancak Warden'ın arkasından kimse çıkmıyor. Evet işte demek ki bence ne yapacaklarını çok da iki, evet, oyuncular yani, da hani konuşarak çıkıyorlar orada. Bunlar ama şey çok çok basit hata. Aman! Fast motion. Biz konuşurken round'u kazanılabilir bir noktaya getirdi. Ama çok da kolay değil. Göker'de kit var. Şimdi o short tarafından gelecek. Prov da arkalıyor. Zamana çok fazla sıkıntı yok açıkçası NQS takımının. O yüzden yavaş yavaş oynayabilirler. Walk'la gelebilirler. Tabii Fast Motion bulabilecekler mi ki? Fast Motion'da Molotov var. En büyük nokta bu. Göker'i yakaladı. Fast Motion Prov. Bench tarafını dolduruyor Fast Motion'ın. Toplamda 3 kill çıkarmıştı Fast Motion. Dördüncüsünü alsaydı 13-10 yapacaktı. Ekonomisini kıracaktı Noku Arthur Kartel'in. Ancak başarıya ulaşmadı. Yine de GPS C4'ü kurduğu için hala bir şansı olduğunu düşünüyorum çünkü çok fazla parası yok. Yani orada Molotov atmak yerine tekrar marketin içine doğru kaçıp çünkü elinde Molotov var onu C4'de kullanabilir. Evet. Biraz daha zaman kazanıp kesinlikle, sonra Molotov'u atsa yani adamla kombata girmeden round'ı kazanabilecekti ama tabi anlık verilen kararlar. Dediğim gibi Ice takımı yine bay round'ı çekebiliyor. Biscuit'te hatta AWP de var. Armor'sız da olsa NQC takımı silahları çekerken UMP ve FAMAS'la desteklemek zorunda kaldı. Smoke içerisinde. Armor da yok. Dikkat etmesi lazım bir şekilde. Orada nasıl olduysa M4 mermisinden 3 hasar aldı sadece. Yerden sekti herhalde. Nasıl smoke içerisindeydi bir de. Hani mermi nereden çarptı bilmiyorum. Belki bir niyet gelmiş olabilir uzaktan falan. O da olabilir. Evet. Şimdi A'da tek başına Göker var yalnız ve 2 rampa 1 palas görüyorum. Orada çok güzel bir kill aldı. Short draft'ı düşürdü ancak. Rov'un hamlesine yapacak bir şey yoktu. Bu sırada YT'de Rus'u düşürdü.
Şimdi Warden atlıyor o noktada. Göker bir kill çıkarmıştı. Fast motion'da Prov'u düşürdü. 14-9'dan 14-10'a getirmeye çok yakınlar. Ve yine bir ekonomik reset demek bu. Evet. Ki AQC için 2 eko'ya kadar gidebilir bu. Kesinlikle hani 2 eko. 12 olur, 14-12'den tekrar maçı kapatmaya çalışacak. Yine dağınık bir AQC savunması gördük. Aslında ilk haftadan itibaren çok da bazı şeylerin iyileşmediğini görüyoruz savunma kısmında. 11-4'ten 14-10'a kadar getirdi durumu. GPS şimdi hatta çift ek olduğunu düşünürsek AQC takımının The Brunt Force'larlar mı ne yaparlar? Bir fikrim yok. GPS'ın maça tekrar ortak olduğunu söyleyebilirim aldığı Brunt'la birlikte. Evet, Force geldi. Kit yok yalnız. Ama tabii Deagle'larını hatırlıyorsun ilk haftadan çok iyiydi NQC'nin. Yani o Deagle'lar yine sıkıntı çıkarabilir aslında Ice takımına. Tabii Ice NQC'nin Deagle'ları çok iyi ve of, hata yapmaya çok yatkın bir GP Ice var. Rufyan. Bisküti düşürdü. Niyete Underpass'tan açılan bir oyuncuyu fark etti ancak diğerini sadece hasar aldıktan sonra fark edebiliyor. Hasar aldı gibi geldi bana. Bana da geldi çünkü yavaşlamadım orada. Evet. Ama hasar almamış gibi görünüyor. Sadece armor'ı mı gitti acaba? Bazen öyle oluyor, Nate atılınca armor'ın gidiyor sadece. Bilmiyorum, enteresan bir şey. Bana çünkü yavaşlamış, hasar almış gibi geldi ama... Belki orada Volk'a basıyordu. Ama bize yavaşlamış gibi görünmüş olabilir. Şimdi Andrex cross yerini koydu. Bey apartmanda, Pro'la beraber Göker dağ tarafında. Dura 4 hala kazanma şansı var Brown'da NQC'nin. Rufyan'ın da yerden keleş aldığını gördükten sonra ne kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz Rufyan'ın. Ve Rufyan adam arıyor. Getirin bana diyor, getirin. Şimdi burada tabi Andrex'in hani ilk adamı vurup vuramayacağı çok kritik. Eğer vurursa Rufyan'a güzel bir asist demiş olur pozisyonu. Aksi takdirde iş biraz sıkıntı. Rufyan. İki motofine yaratmak. Short tarafında Andrex oradan bir kill çıkardı. Artık iş Rufyan'da. İlk kill'i kaçırdı. Çok daha fazla canı kalmadı artık Rufyan'ın. İşi zor, short tarafında yardım geliyor. Rufyan çok fazla hayatta kalamayacak tabii ki. Fast motion. Sonraki kill'i çıkardı. GPS 14-11 yapıyor ve NQC takımı da Fleco'ya düşürüp farkı gitgide azaltıyor şu an için. Yani Rufyan'ın orada vuramasa çok şaşırdım. Hani elinde keleşi, çok güzel bir pozisyon. Tam headshot mesafesi keleşle beraber. Hani atacağı 1-2 mermi yeterdi ama Spray neredeyse hiç oturmadı. Kesinlikle. Katılıyorum. Bu da açıkçası çalabileceği bir round'u NQC'nin kaybetmesi anlamına geliyor. Ve şimdi tekrar Eko'ya gittiler. Hatta 3 tane burada USB var. Midrush var galiba. Evet. Biskut'u yakalayabilirler. Smoke chest'e Biskut çıktı o noktada. Sadece Andrex'i düşürüyor. Çok da fazla hasar veremedi. Yine AK'yi aldılar yerden. Ancak bütün infoya sahip şu anda GPS. A'ya da girdiler. YT arkalayacak. Atlayamadı Windows'a. Pro Village'ı gönderdi ama. İyi atlayamamıştı oraya. YT şimdi topuk. Tabii ki 15 canı kalınca orada. Yani oyun kontrolü şu an tamamen gitti. Hani CT base'de bir oyuncu var, jungle'da bir oyuncu var. Rufyan bir kereş daha buldu. Aslında takımdan biri daha gidip onu alabilirse çok iyi olur. Yalnız yani her pistolde bir sıkıntı yaratıyor NQC evet takımı. Evet, Göker ikinci kereş daha alacak. Eğer bu ikisini saklayabilirlerse çok iyi olur NQC için. Çünkü 2 round'dur ekonomileri çok kötüydü. Ekonomiye en iyi ilaç tabii keleş kaçırmak. Daha iyi bir şey olamaz bundan. Yani anti eko'ya karşı bir türlü temiz oynayamıyor GPS. Bir silah daha kaybedebilirler. Ama gidiyor galiba Rufyan'ın silahı. İnfo'nu düşürdü Rufyan. Çok fazla canı yok, o da düştü. Ama bunu zorlamanın bence hiçbir anlamı yok. Hiçbir evet, anlamı yani yok yani. Yani paraları görüyorsun. Hani şu an keleşin yanına full netleri çekmektense... Hatta belki bir sonraki round için bile bir yatırım olabilirdi bu. Biraz zorlama. Şimdi Ice takımına... Tabii kampeyni artık tamamlamak için son safa. Eğer bunu da alırlarsa... Artık 14-14'ü göreceğiz. Nasıl bir oyun çizecek GPS? B'ye doğru hızlı gidiyorlar. Bu arada short'tan iki oyuncu agresif oynayacak. Biskut girdi B'ye. Onu bir kere daha yapmıştı hatırlıyorsun. Andrex'e yakalanmıştı. Ve şu an atladı B'de. Short'taki oyuncuyu fark etti Biskut AWP'siyle. AWP ile hem de koşarak gitti. Yani... Diğer oyuncunun infosu yok. Marketten geliyordu. Tekledi onu eline. CZ'sini alıyor. Short'ta en sonunda Andrex. Ama geldi noktayı koydu. İki oyuncuyu düşürüp B'yi tekrar geri aldı. NQC takımı. 2'ye 4 artık. GPS. Diğer iki oyuncusuyla A'ya girmeye çalışacak. Triple'da Göker. İkisini de yakaladı güzel bir spreyle. 15-12 ekonomisi elverişli tabii tekrar çekmeye ama... Ben bu oyunu anlayamadım. Aycan yani hani...
B'ye apele atlıyorsunuz, ilkçide de buluyorsunuz. Site tutmaktansa markete koşup ölüyorsunuz. Ve yani 14-12'de. Yani tutsan site zaten gelecekler, bomba kuracaklar. Hani savunacaksın. Ama şimdi 2 tane Deagle, 3 tane Keleş'te son round'da oynamaya çalışacaksın. Orada tabii short'ta bir oyuncu vurunca Biscuit diğer oyuncunun da short'ta olacağını tahmin edemedi. Doğru. Ama ilerlemesi her türlü büyük hata. Gökhan vurmaya devam ediyor. Az önceki round'dan kalma. 2 tane önemli kill. Uf. Güzel tek. Ama yeter mi? Bir tane daha lazım hayır, onlardan. Hayır, olmadı. Son kanlısı fast motion. A site'da bomba da yok. Bir kill de gelmedi. 16-12 NQC yine aslında çok çok iyi geçirdi. İlk yarıdan sonra farklı bir rakip gördü bu sefer karşısında. Çok daha özgüvenli oynayan, özellikle CT site'da doğru hareketleri yapmaya çalışan bir takım vardı. Ama maçın sonunu iyi getiremediler. Özellikle o hani kritik roundlarda yapılan hatalar, verilen bir eko. Hatta bir tanesi de ucu ucuna alınmıştı ekonu hatırlarsan. Evet. Büyük hatalar geldi Ice takımından. Ve böylece NQC 2-0'la günü kapatıyor ki bence gayet de güzel oynadılar. Bence yani NQC gayet hani bireysel anlamda güzel oynadı. Takım oyunu da çok fena değildi ama GPS çok sıkıntılı şu anda. Yani takım uyumu yok kesinlikle. Evet, ben de çok İkili oyunlar başarılı değil genel anlamda. Hani en azından ikili böyle bir arkadaşın flashbang tutarsan oynarsın veya da yardımlaşmayı daha iyi yaparsın ikili oyunlarda. Bu zaman zaman oldu ama genel anlamda bunu pek başaramadı GPS. Takım taktiksel olarak da çok iyi durmuyor. Bir şekilde çalışıp bu açıkları kapatması lazım GPS'in. Evet, ESL Türkiye Şampiyonası'nın ilk yılında, ilk sezonunda ben çok beğenmiştim GPS takımını. Çok böyle ne yaptığını bilen, oturaklı, yardımlaşan bir